ilçesinden bizleri izleyen takipçilerimiz. Bir iki gündür anonsunu yaptığımız üzere Aydın İyi Parti İl Başkanı Sayın Recep Taner abimizle birlikteyiz bugün. Evet, Recep abi, merhaba, nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Biliyorsunuz efendim, yerel seçimler var önümüzde. Konumuz bugün tabii ki sayın takipçilerimize Recep abi, yerel seçimler haliyle. Yerel seçimler yaklaşıyor. Size ilk sorum efendim, birkaç aydır tartışılan, işte bu genel milletvekili seçiminden sonra 2-3 aydır Meral Hanım, biz artık tek başımıza yol yürüyeceğiz. Bütün adaylarımızı, tüm Türkiye'de, yurt dışında varsa işte örgütler, kendimiz belirleyeceğiz artık. Kimseyle ittifak yapmayacağız dedi efendim. Bu konuda partiniz, ilk sorun bu olsun. Gerçekten samimi mi? Yoksa efendim gizli gizli ittifaklar olabilecek mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne dersiniz efendim? Tabii yani biz İyi Parti olarak 2017 yılında kurulduk. İşte bu Ekim ayında kurulmuştu 2017'de. Dolayısıyla 2017 yılından bugüne kadar geldiğimizde bütün seçimlerde hemen hemen ittifak halinde seçimlerle Türkiye'de siyaset yapmaya çalıştık. Ve bu seçimlerin özellikle yerel seçim olmasından dolayı da biz bu seçimlerde İyi Parti olarak kendi adaylarımızla vatandaşın karşısına çıkalım. Malum 2023 Mayıs seçimlerinde biz İyi Parti olarak kazanacak aday devamını gündeme getirmiştik. Esas kazanacak aday yerel seçimlerde çok daha önemli. Çünkü yerel seçimlerde tabii ki parti, amblem, genel politika etkili mi etkili ama ondan daha fazla etkili olan şey adayların şahsiyetleri, adayların o ilçedeki, o ildeki, o bölgedeki konumları. Bunlar daha etkili olduğu için biz bu seçimlerde kazanacak adayları bulup çıkaralım, onlarla da seçimlere gidelim düşüncesindeyiz ve bunda da samimiyiz. Yani bir kısım medyanın dediği gibi öyle el yükseltmek için veya işte yarın tekrar bir ittifak yapmak için zemin hazırlamak üzere böyle bir çalışma yapmıyoruz. Bunu da vatandaşımız, Türk milleti net bir şekilde görecekler. Tabii bunun bu noktaya gelmesinde belli şeyler var. Şimdi biz İyi Parti olarak 2017 yılında parti kuruldu. Parti kurulur kurulmaz 6 ay sonra bu ülkede seçim kararları alındı. Beğeniler efendim. Sayfayı beğenenler ya da 6 ay sonra seçim kararı alındı. Seçimlere gidileceği ortamda biz aslında İyi Parti, ben o zaman da partinin kurucu il başkanıydım, partinin kurucusuyum. Biz Aydın evet, dahil, siz kurucusunuz. tabii Arada bir iki defa bıraktınız başkan arkadaşınız. anlatacağım onları. Yani Evet. orada ben partiyi kurduk, kurmamızla kalmadık. İlçelerde de teşkilatlandık. Yani il Evet abi. teşkilatıyla birlikte. Bizim Aydın'da teşkilatlamamız gereken sayıdan çok daha fazlasını biz ilçe teşkilatlarımızı da kurduk. Yani kanun prosedür olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun, YSK'nın gerekli olan şartlarını fazlasıyla geçtik ki Türkiye'deki 81 ilde de benzer çalışmalar belli bir aşamaya gelmişti. Yani şu anda bizim normal şartlarda o dönem için teşkilatlanmada bir sıkıntımız yoktu. Ama o seçimlerde hangi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili yapılan toplantıda, ilk yapılan toplantıda Cuma günü toplantı yapıldı. O toplantıda maalesef YSK'dan iki hakim toplantıya teşrif etmedi, katılmadılar. İki hakimin katılmadığı oylamada İyi Parti şartları yerine getirmesine rağmen
katılıp katılmaması noktasında eşit oy çıktı. Katılsın veya katılmasın denmedi. Peki. Arada oy çıktı. Tekrar pazartesi görüşmek üzere. Ertelendi. O aşamada Sayın Genel Başkan demokrasinin gereği olarak, demokratik olarak bir partinin girişini engellenmesin diye seçimlere girmenin bir diğer şartı olan 20 milletvekili olan grup kurabiliyor. Grubu olan partiler direkt seçimlere girebiliyor. Onu gündeme getirerek bizim bu anda 5 milletvekilimiz vardı. 5 milletvekilinin üzerine biz CHP'den milletvekili istedik. O arkadaşlarımız kendilerine Sayın Genel Başkan da defalarca teşekkür ettik. Evet, biz evet. de teşekkür ediyoruz. Evet, yani daha ne yapsınlar? Bizim yani. Aydın'da da Hüseyin Yıldız Bey, Aydın milletvekilimiz, o da İYİ Parti'ye gelen o 15 kişiden birisiydi. 15 arkadaşımız İYİ Parti'ye katıldılar ve grup kuruldu. Daha sonraki yapılan oylamada da teşkilatlarını tamamladığı ve grubu olduğu için seçime girme hakkı kazanmıştır diye de açık bir şekilde yazıldı. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği değil ama Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia eden bir kısım köşe yazarları, bir kısım yandaş, CHP yandaşı kişilerce sayemizde girdiniz, sayemizde girdiniz, bizim sayemizde işte meclistesiniz. Ya, biz çok ittifan sayesinde çok dört abarttılar, tane. Çok abarttılar evet. Biz ittifan sayesinde dört tane milletvekili aldık ittifaklı olmamızdan dolayı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendisi 26 tane milletvekili aldı. Cumhuriyet Halk Partisi normalde çıkaramayacağı. Evet, 26 sayesinde, milletvekilini evet. İYİ Parti'nin sayesinde aldı. Ona rağmen yani düşünmüyorlar işte abi. Ona rağmen efendim yani işlerine geleni söylüyorlar ve gündeme getir. Bu bizi ziyadesiyle rencide etti ve o ortamda Sayın Genel Başkan, Sayın Meral Akşener Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendisi gitti teklif götürdü. Cumhuriyet Halk Partisi bizden ittifak yapalım demedi. Evet, evet. Öyle bir teklif gelmedi. Biz dedik ki yerel seçimlerde bir beklentimiz yok. Biz daha yeni bir partiyiz. Yerel seçimlerle ilgili de madem habire sayemizde meclisi girdiniz diyor. Bizim sayemizde de buyurun beraber seçime girelim. Oradaki ana amacımız şuydu. Türkiye'de özellikle İstanbul için Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği şey İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Türkiye'yi İstanbul'u kaybeder. Kazanan Türkiye'yi kazanır. Yani İstanbul eşittir Türkiye algısı var. Ve bu noktada da İstanbul'un alınması lazım. Ki benzer şekilde işte Ankara'nın alınması lazım. Şu lazım İzmir'in lazım. Alınması lazım. Evet. Alınması lazım. İzmir kongremiz vardı geçen efendim. Evet. Yani bu noktada baktığımızda Sayın Genel Başkan da gitti kendilerine teklif etti. Kendileri Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği epey bir zorlandı. Girelim, girmeyelim, girelim, girmeyelim diye en sonunda beraber seçimlere girme kararı verildi. Ve neticesinde biz çok fazla siyasi beklenti içinde olmadan yani bunun nasıl olduğunu da Aydın'da görüyoruz yani. Herkes biliyor abi. Aydın'da Türkiye'deki olan şeyin benzeri Aydın'da da oldu. Aydın'da bizi verilen yerler neresi? 2019 seçimlerinde Buharkent, Kuyucak, Köşk, İncirlova, Nazilli. İncirlova, Nazilli, MHP'li belediyenin olduğu yerler. Diğer üçü de Kuyucak, Buharkent ve Köşk'te de AKP'nin %60'ın üzerinde oyu var. Bu yerler bize bırakıldı. Biz onlara da şey yaptık ve bunlarda da çok muazzam bir mücadele verdik. Yani Kuyucak'ta da, Buharkent'te de, Köşk'te de olmadı, başarmak üzereydik, olmadı. Yani evet. Bayağı bir iyi bir netice almaya çalıştık ve iyi bir şey yaptık. Ha bu noktada da bizim İYİ Parti'nin ortaya çıkardığı o sinerji, yani birlikte seçim yapmanın getirdiği sinerjiyle
Biz Türkiye'de büyük illeri kazandık. İyi Millet İttifakı olarak kazandık. Yani evet, bu tabii, tabii. Yani seçimlerde İyi Parti'nin oyuyla demiyoruz. Burada Aydın da İyi Parti'nin oyuyla. Aydın'da büyük oldu yani kısacası. Bu. Aydın'da bazı illerde İyi Parti'nin oyuyla. Mesela evet. Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuyla Adalet Kalkınma Partisi'nin oyunun arasındaki oy farkına baktığımızda 60 bin, 67 bin, 66 bin küsur bir oy farkı var. İYİ Parti'nin 100 bin oyu var burada. Evet, evet. 100 bin oyu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmeseydi, 30 bini, 40 bini AKP'ye gitseydi burada CHP seçimi alamazdı. Yani burada bizim oyumuz. Aydın'ın ilçelerinin %80'inde bizim oyumuz, bizim oylarımızla alındı. Ama tabii ki İstanbul, orada bazı illerde yarattığımız sinerjiyle ve biz orada vatandaşın kafasındaki AKP gitmez, AKP yıkılmaz, AKP bir şekilde işini halleder, seçimleri kazanır algısını yıkmaya çalışmıştık. Ve bu başarıldı. Başarıldı, evet. Bu başarıldı. Yani bunun en güzel, en somut örneği de daha sonraki kurulan birçok parti. Acaba biz evet, evet, evet. 2017-2018 seçimlerinde 6 aylık partiyken %10 barajına ulaşmasaydık, acaba biz 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte seçim birlikleriyle yapıp, seçim ittifakı yapıp yerel seçimlerde Türkiye'nin göz bebeği olan büyük illeri, Adana'sı, Antalya'sı, şurası birçok il. Evet. Bunları almasaydık acaba bugün memlekette siyasi parti olarak faaliyet gösteren Deva Partisi, Gelecek Partisi, Memleket Partisi, şusu bu kurulur, Zafer Partisi bunlar kurulurlar mıydı? Bunlara umut olduk. Vatandaşın umudu oldu. Biz o ortamı yaratan bir partiyiz. Katılıyorum. Ve buna rağmen biz 2019 seçimlerinin arkasından gelinen süreçte tabii ki siyaseten parti olarak, kurumsal parti olarak beklentilerimizin karşılığını bulamadık. Yani bugün Aydın'da ben o dönemde 2019 seçimleri biraz fazla şey verildi galiba Recep abi. Fazla mı karşı tarafa hani ne derler ona? Taviz mi? Taviz biraz fazla yani. Yok, taviz. Ordu şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi tabii kendisini. Eleştiriler de oluyor tabii ama. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi kendisini biz 100 yıllık bir partiyiz. Dolayısıyla ya biz kendimiz kazandık noktasında davrandılar. Ama ben işin diğer boyutundayım. Ben kendim geçenlerde ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu ortamda, belediye başkanlarının olduğu ortamda kendilerini de söyledim. Yani biz gittik köylere, mahallelerimize, yani ilçelerin mahallelerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istedik. Yani ben de Cumhuriyet Halk Partili, tabii ki İYİ Partili yerlere gittim de onun haricinde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı adayı olan yerlerde de yerelde Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine, Büyükşehir'de de Sayın Özlem Çerçoğlu'na oy istedim. Vatandaşa gittik, bunları şey yaptık ve tabii ki biraz da benim yapım gereği olarak genelde de bizi mutasip yerlere, biraz daha böyle tutucu yerlere, AKP'nin biraz daha güçlü olduğu yerlere bizleri götürdüler. Oralarda çalışma yaptık biz. Oralarda vatandaş dedi ki ya bak biz beraber giriyoruz. Bizim de meclis üyelerimiz var burada. Beraber seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla oylarınızı bekliyoruz. Ve bu oyları verdi vatandaş. Ama daha sonraki süreç içinde vatandaşın askide bir işi oldu. Vatandaşın Büyükşehir'de bir işi oldu. Vatandaşın ilçe belediyesinde bir işi oldu. Bir talebi oldu. O talepleri yerine getirmek istendiği zaman bize ulaştılar. Dediler ki ya siz geldiniz, oy istediniz, biz verdik oy. Şimdi bizim şöyle bir köyümüzün, mahallemizin, doğru, beldemizin sorunu var. Bu sorunu bir çözün. Sizin ortağınız çünkü ittifak ortağınız Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir'den bu işi çözün. Veya işte ilçe belediyesi
Sizin oy istediğiniz CHP'li belediye, oradan bu işi çözün. Bunu dedikleri yerde biz onları gerçekleştiremedik. Maalesef. Yani o ittifakın gereğini yapamadık. Tabii ki bunun yanında biz bir siyasi partiyiz. Yani bizim mensuplarımız var. Mensuplarımızın kendi talepleri var. Özel istekleri var. Yani bizim mensup diyor ki, bu noktada benim çocuğum artık CHP'nin de konuyla alakalı çünkü. Geçen Sayın Çarşıoğlu'nun meclisten artık hiçbir kararı çıkartamadığı, karar çıkartamadığı şeklinde bizim haber sitemizde yayınladık ve İYİ Partili meclis üyelerinin yani bir dediğini iki etmediği de konuşulmaya başladı bu arada şu anda. Yani ittifak dağıldıktan sonra mı akılları başlarına geldi? Tabii orada bir farklı şey böyle de var. Böyle bir yani, şey var mı efendim? Bir tabii daha tabii yani orada farklı bir şey de var. Yani burada bizim partililerimizin talepleri oldu. Yani iş talepleri de oldu. Yani normal ben, efendim. İl başkanı olarak kimseyi ne büyükşehir ne ilçe belediyelerine yerleştiremedim. Yani öyle bir imkanımız olmadı. Tabii bunlar bizim için bir kafada hep belirli noktalar bıraktı. Ve neticesinde de biz 2019 seçimlerindeki birlikteliğin yukarıdan yapılan birlikteliklerin aşağıda çok fazla etkili olmadığını görerek bu seçimlerde ayrı girelim düşüncesiyle çalışmaları başladık. 28 Mayıs seçimleri, 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimleri bittikten sonra arkadaşlarla da burada ilçe başkanlarımızla İl divanıyla ve yönetim kuruluyla yaptığımız toplantılarda onların da görüşlerini aldık. Ve aldığımız görüşlerde baktık ki genelde herkes de kendi başımıza seçimlere girelim, kendimiz yani benim sendi. Bu benim sendi. Partide tabanda. Benim sendi. Ve ben de il başkanları toplantısının sayın genel başkanı, daha o zaman ittifak davaları falan yok. O noktada dedim ki ya böyle böyle bu büyük şehirlerde, mega kentlerde belki olabiliyor ama yani bizim Aydın gibi normalde büyük şehir statüsünü kazanmamış şehrin tamamı üzerinden bütün şehirden büyük şehir yapılan yerler, Muğla gibi, Denizli gibi, Manisa gibi, Balıkesir evet. gibi, buralar büyük şehir değil aslında. Buralar evet. bütün şehir. Şehrin tamamı büyük şehir statüsüne sokularak şehrin tamamındaki nüfus, şehrin tamamındaki yerleşim. Sokularak oluyor, evet. O mesela şekilde. Nazilli ayrısa ne olacak Recep Bey? Sayın Başkan. Yok, yani Aydın'ın yok. Büyükşehir gitmez. Şehir olsa. Nazilli şehri olsa da olmaz zaten yani. O, olmaz biliyorum. O fantazi sadece. Pardon, lafızı kestim efendim. Olsa da, Büyükşehir olsa da Aydın köşkten batı tarafı hala Büyükşehir yasasına göre tabi devam eder. Yani orada herhangi bir sıkıntı yok ama öyle bir şey de olmaz. Burada büyük şehirlerde bu iş belki ittifak yapılabilir ama yerel olarak bizim teşkilatları bu işleri bırakmak, teşkilatların bu işleri organize etmesi daha mantıklı olur düşüncesini biz yukarıda Sayın Genel Başkan'ın kendisini ifade ettik. Burada da teşkilatlarımıza ve basına biz bunu söyledik. Dedik ki biz bu seçimlerde, yerel seçimlerde kendi dinamiklerimizle, kendi ekiplerimizle, kendi kazanacak adaylarımızı çıkararak girmek istiyoruz diye ve şu anda da bunun çalışmalarını yapıyoruz. Sayın Genel Başkan da Afyon'daki 26 Ağustos'taki açıklamasında net bir şekilde bunun mesajını verdi ve arkasından da malum 2 hafta önce de 3 hafta önce de İzmir'de adayımızı açıkladık. Şu anda da diğer illerimizde de bunun içinde Aydın'da dahil evet. kendi adaylarımızla seçimlere girip İYİ Parti olarak başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olmak istiyoruz. Efendim çalışmalar ne yönde? Şu anda aday belirleme. Tabii yani şu anda aday belirleme çalışmaları aday yapıyoruz. Olacak mısınız mesela efendim herhangi bir yerden? Tabii ben şu anda aday adayıyım. Efelerden. Tabii ben aday adayıyım. Ben açıklama çünkü, yaptınız mı? Ben yok yapmadım. Yapmadım. Erken daha yani. Söylediğinize göre. Tabii yani aday adayıyım. Böyle bir çünkü niyetiniz var demek. 2019'da
Ben 2014 yılında Aydın'da Efeler Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymuştum. 2014. 2014'te ve yapılan kamuoyu anketlerinde de birinci sıradaydım. Ama ona rağmen son zamanlarda yapılan bazı yanlışlar, bazı algılar, şunlar bunların neticesinde biz seçimi alamadık. Ben o günden bir içimde ukde kaldı. Ve 2019 seçimleri öncesinde genel merkezden aday olmak isteyenler görevlerden ayrılsınlar diye genelge geldiğinde ben kurucu il başkanı olarak ve arkasından da seçilmiş il başkanı olarak görevimi devam ediyordum. Çünkü kongreyi yaptık. Kongreden sonra ben tekrar kazanarak görev devam ederken ayrıldım. Yerel seçimlerde aday olmak düşüncesiyle bunu da teşkilat başkanımıza ve genel başkanın kendisine ilettim. Böyle böyle ben milletvekili adaylığı düşünmedim, düşünmüyorum. Çünkü ben yaptım, tekrar yapmayacağım. Tekrar yapmayacağım. Yani ben onu... İyi de yaptınız bence. Yapmışsınız. Çok doğru kararlar. O dönem, o dönem milletvekili gerçekten milletvekilliğiydi. Yani bu dönem biraz daha fonksiyonları birçoğu gitmiş olan bir mecliste çalışma yapıyor arkadaşlar. Yani bizim dönemin milletvekilliği biraz daha... Gerçek bir milletvekiliydi. Şu anda hepsi maalesef indir kaldır. Tabii tabii yani orada bir farklı... O zaman bir şeyi vardı, esprisi vardı milletvekili olmanın. Daha çok vardı. Tabii yani orada benim kendi açımdan baktığım zaman da ben bunu daha önce de bir iki televizyonda telaffuz ettim. Ben kendimi zaten milletvekili olarak gördüm. Neden gördüm? Çünkü bugün partilerin birinci sıradaki arkadaşları, birinci sıraya yazılan arkadaşlar garanti. Yani o arkadaşlarımız genel başkan kendisini birinci sıraya yazdığı için milletvekili oluyor ama ben Aydın'da üçüncü sıradan milletvekili oldum. Evet. Yani üçüncü sıradan milletvekili olmak bir önceki seçimde mecliste yoksun. Meclis olmayan bir parti bir sonraki seçimde üç tane milletvekili çıkarıyor ve sen üçüncü sıradasın. Yani orada ben gerçekten de bir millet istediği evet. için vekil olanlardan birisiyim. Evet, gerçek bir milletvekili. Evet, yani ön seçim 2019 seçimlerinde ön seçim de kalmadı hiç başkanım artık. Yok yani ön seçim maalesef. Siz yapacak mısınız ön seçim? Yani belediye seçimlerinde böyle onu bir şey ayrı girelim. Olabiliyor mu abi? Yok. Mesela ben yok. Kimi aday yapayım diye mesela böyle bir teşkilat temayülleri alınıyor. Anket yapılıyor, teşkilat temayülleri alınıyor. O şekilde evet. yapılıyor da ön seçim davasını bir ayrı madde olarak değerlendirelim. Şimdi evet. 2019 Mart seçimleri yani çünkü öncesinde seçemiyor efendim artık. 2019 Mart seçimleri öncesinde ben parti görevimden ayrıldım. Daha sonra süreç içinde maalesef ben yine Efeler için ayrılmıştım. O konjüktürde Cumhuriyet Halk Partisi Efeler'in kendilerini bırakılması noktasında bayağı bir gayret içinde oldular. Daha sonra da belediye başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalınca evet efendim. Biz aday olamadık. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde, 2024 seçimlerinde 6 ay sonra yapılacak olan seçimlerde tekrar adaylığı düşünüyorum. Efeler adaylığı da çok zorlu geçecek gibi görünüyor başkanım. Yani büyük şehirden daha zorlu geçecek gibi. Çünkü Efeler bir yerde efendim, yani Aydın'ın neredeyse yani Büyükşehir Belediyesi gibi. Yani çok önemli, nüfusu çok fazla bir şey. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı kadar bir önem arz ediyor ve bütün belediyeler önemli ama tabii ki tabii Büyükşehir de. Ama yani çok büyük bir nüfusu tabii var. Tabii yani Efeler Aydın'ın şey. Tek ilçesi yani birçok ilde çift ilçe varken ve burada tek ilçe. Sayın Çayçıoğlu'nun biraz kulaklarını çınlatalım. Önceden de ilk Mesut Bey'le de sorun yaşadılar. Şimdi Fatih Bey'le de büyük sorun yaşadılar. Herhalde önümüzdeki seçim için çok daha tabii bilemiyoruz da, bir seçim yapması gerekecek. Bilemiyoruz da büyük ihtimalle geçen seçimlerde Recep Bey'in olmaması için elimden gelen gayreti boşuna sarf etmişim diye düşünüyordur şimdi. Fatih'le bu duruma geldikten sonra. Evet, birazcık
Bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işleyişidir, kendi işleridir. Sayın Çerçoğlu'nun Mesut Özakcan'la ters düşmesi, arkasından şimdi Fatih Bey'le ters düşmesi, bunlar ayrı bir olgu, bizden evet. ilgisi yok. Biz gerektiği şekilde ittifak davasından vazgeçinceye kadar kendilerine gerekli destekleri verdik. Ama bunun karşılığında dediğim gibi yeterince beklentilerimizi karşılayamadık. Yani ben mesela bunu merak ediyorum. Bizim iki tane belediye kazanmıştık o dönemde. Daha sonra ikisi de AKP'ye gittiler. İkisinin de gerekçesi Büyükşehir oldu. Büyükşehir gerekçeyi gösterip ikisi de AKP'ye gittiler. Ama iki belediye, ikisinde de Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan yardımcıları vardı. Neden İYİ Partili belediyelerde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan yardımcıları varken Aydın'daki diğer 8 ilçe belediyesinde İYİ Partili başkan yardımcısı yoktu? Neden yok? Ya işte bunlar yani hani işte ittifakın getirdiği sıkıntılar bunlar yani vatandaşı anlatamıyorum. Gereken değeri bunu size kısacası efendim birazcık argo tabirde değil de gerçeği size gereken değer bir vermemelerinden. Kurumsal olarak İYİ Parti'nin yok farz edilmesi. Yok yani, değil de değer olması gereken. Bizim baktığımız pencereden öyle yani. Değer bizi, gördünüz efendim, gördünüz de yeterli değildi. Vallahi şimdi hani biraz da baktığınızda hani ilk zamanlar çok sancılı oldu çünkü İYİ Parti'nin kuruluşu. Tehditler oldu, bilmem neler oldu. İşte olacak mı olmayacak mı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili oldu. Verdi size. Meclise girdiniz. Oradan bir başlangıç çok önemli ya. Benim tamam, ama şimdi oradan bakın, o siz de diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi, vekil verdi girdik biz. Kendi şartlarımızı da Ömrümden tabu böyle devam edecek değil tabii ama de. Ama aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı basın olarak ben sizi soruyorum. Aynı Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki genel başkanı Sayın Deniz Baykal acaba Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki engelleri kaldırmasaydı gibi gibi. Ya şimdi onun önündeki milletvekili seçimlerinin önündeki engel kim kaldırdı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kaldırdı. Bu neydi? Bu demokrasiye vermiş yapmış oldukları bir katkıydı. Ben ama aslında demokrasiyi kaybettiler. Ama onu hiç kimse gündeme getirmiyor. Yani hiç kimse ya bu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de siyaset yapmasının önünü Cumhuriyet Halk Partisi açtı. Bunu hiç kimse söylemiyor. Açtı evet. Cumhuriyet Halk Partisi açtı bunu. Açtı. Sayın Deniz rahmetli Deniz Baykal döneminde yapılan bir çalışma. Bunu yaparken ne diye yaptınız? Bunu yaparken demokrasinin gereği olarak AKP Genel Başkan o zamanki kurucularından olan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçme ve seçilme hakkı sıkıntılıydı. Seçilme hakkı yoktu. Evet. Onu düzenlemeyi de siz kaldırdınız. Evet. Yani CHP, dolayısıyla o hiç gündeme gelmiyor. CHP çok yanlış ya, iş yaptı. Demokrasi de anladı. Ya ben bilmiyorum. Şimdi anladım. Ben şuradan bakıyorum. Ama iş işten geçti. Siz bunu neden yaptınız? Siz bunu demokrasinin gereği olarak yaptınız. Evet. Demokrasinin gereği olarak yaptığınız şeyi kalkıp da bugün insanın kafasına kalkmanın bir manası yok. Ben de onu diyecektim. Başkan, bizim sıkıntımız oradan kaynaklanıyor. Çok kafanıza kalktılar efendim. Çok. İşte. Yani abarttılar. Sıkıntımız yani. O. Evet ama onlar da bilemezdi ki Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar da hani şeye kadar ya herhalde onlar da bunu tahmin edemediler yani. Hani o beni pek ilgilendirmiyor. Değil mi ben efendim? Yani neticeye bakıyorum yani. Bu kadar neticede evet netice gelinen nokta Türkiye her gün demokrasiden uzaklaşıyor. Çok büyük sıkıntılar var ülkede efendim böyle bu noktaya geleceğini. Dediğim gibi herhalde onlar da tahmin edemediler. Çöktü. AKP ve MHP bu ülkeye çöktüler resmen. Bunu da herhalde hesap edemediler. Herhalde yani tabii onlarla ilgili kendi işlerinde bir öz eleştiri yapıyorlardır. Yani o bizi aşan bir konu CHP'nin kendi iç aşıyor, işi. Tabii de. Ama yani burada bizim bu dönem seçimlerde kendi adaylarımızla girme gerekçesinin altındaki yatan birçok neden var. O nedenlerin
başında da bu tür şeyler var. Yani bunlarla dolayı da biz şu anda büyükşehirden ilçe belediyelerine kadar bütün ilçelerle ilgili çalışma yapıyoruz. Yani bugün devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani büyükşehirle ilgili Aydın'ın tanınmış, Aydın kamuoyunda bu tavşan aday denmeyecek olan, yani bu gerçekten belediye başkanı olabilir, gerçekten bu işi yapabilir denilecek türde vasıfta arkadaşlara teklifler götürdük, onlarla görüşüyoruz. Aynı şekilde 17 ilçemizde, yani bu 17 ilçenin içinde CHP'nin güçlü olduğu yerlerde dahil. Büyükşehir için isim vermeniz şu an yok, erken. Yani çok erken çünkü. Peki tamam, söylemek istemeyebilirsiniz. Bir yerel seçimleri kapatıp şeye geçeriz artık diye düşünüyorum. Biraz ekonomi konuşalım. Tabii. Yani o ekonomi ama girmeden... aday belli mi? Onu sorayım. İsim vermeyin ama ya biz adayımızı belirledik ama yok şu anda. Yani şu anda belirlenmedi mi daha? Sadece İYİ Parti büyükşehir ve ilçelerle ilgili adaylar belli değil. Adaylarla ilgili yaptığımız görüşmeler var. Tamam. O görüşmelerde geldiğimiz bir aşama var. Yani şu anda belli olan bir yer var mı? Var var. Var. Yani yavaş yavaş diyorsunuz. 5-6 ilçemizde aşağı yukarı şekillendi mesele ama ona rağmen görüşmeler, çünkü siyaset canlı bir varlık gibi. Yani her geçen gün devam ediyor. Tamam. Ve devam ettiği için de yeni yeni gelişmeler, yeni yeni talepler gündeme gelebiliyor. Bizim oradaki bakış açımız İYİ Parti İl Teşkilatı olarak şu. Biz diyoruz ki yani birileri bize kızaktaki bir parti olarak görüp de gelmesin. Baştan adaylık müracaatları başladığı anda İYİ Parti'den gelip aday olacaksa buyursun gelsin, bizden beraber yola çıkalım. Ama ben işte CHP'de bir şansımı deneyeceğim, CHP'de aday gösterilmezsem sizi geleyim falan, yok yani öyle bir düşüncemiz öyle, yok. Öyle bir ciddi dünya da yok Recep yok, abi. Yani öyle bir şey yok. Olmadı. Burada biz netice itibariyle kazanabilecek olan her ilçede kazanabilecek olan adayların olduğunun farkındayız. O ilçelerde de onlarla bu seçimlerde gideceğiz. Biraz önce ön seçim Allah demiştiniz. Ön seçim gönlünüze göre versin. Olması gereken bir şey. Yani Türkiye'de maalesef siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu mutlaka değiştirilmesi gereken iki ana kanun. Bunlar değiştirilmediği sürece bu karşı olduğumuz tek adam sistemi altyapısı buradan geliyor. Evet. Tek adam sisteminin, şu anda karşıyız ya tek adam sistemine. Tek adam sisteminin, karşı olduğumuz tek adam sisteminin ana kaynağı siyasi partiler kanunu ve seçim kanunundan geliyor. Dolayısıyla o siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu yeniden düzenlenmeli. Onu konuşmuyorlar da anayasayı değiştirelim diyorlar. Anayasada şimdi farklı bir yapı var. Yani orada darbe tabii anayasası deyip kafalarının arkasını okuma değil ama burada yapmak istediği şey şu olabilir. Efendim yeni bir anayasa yaptık. Yeni anayasa yaptığımız için sistem de yeniden bu tekrar başlasın. Bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı adaylığı durumları gündeme gelsin beklentisi olabilir. Veya olabilir. Malum her şey bu ülkede uzun yıllardır anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili düşüncesi olan kuruluşlar var. Desaret edip onları getiremiyorlar. Şu ara fırsattan istifade onlar tekrar gündeme gelebilir. Anayasanın ilk 4 maddesinin gündeme getirebilirler. Biz bakacağız. Yani şu anda anayasada düzenleme yapılabilir. Daha önce zaten defalarca düzenleme yapıldı. Defalarca anayasa maddesi bizim anayasa defalarca değiştirildi. Tekrar değiştirilebilir ama bir neler değiştirilmek istediği bir görmemiz lazım. Ön seçim davasını gelince ön seçim. Evet. Olması gereken bir olgu. Gereken, evet. Biz de, ben de Aydın'la ilgili Sayın Genel Başkan Aydın'a geldiği gün kendisinden Aydın'da ön seçim yapmak istediğimi, ön seçim yapmak talebimizin olduğunu iletmiştim ve o noktada da devam ettik. Ama seçim takvimi maalesef yine normal zamanından öne çekildiği için
YSK Yüksek Seçim Kurulu ön seçim için yeterli zaman yok gerekçesini ortaya koyduğu için ön seçim yapma imkanımız olmadı. Ön seçim yapma imkanımızın olmadığı yerde iş temayüle döndü. Ön seçimle temayülün arasındaki ana belirgin fark şu. Ön seçimde daha ön seçim yapılmadan önce bir ilde genel merkezler kontenjan kullanacaksa o ilde hangi sıranın kontenjan olacağını söylüyorlar. O şekilde seçimlere, ön seçime gidiliyor. Temayül, temayül malum. Yani evet. partilerin görüşü yukarıda genel merkez değerlendiriliyor. Genel merkez çıkan adayların içinden kendisine göre bir sıralama yapıp şey yapıyor. Dolayısıyla ön seçim olması lazım. O noktada hala aynı yani yerdeyim. İçlerinde bir denetim mekanizması da bu arada tabii, değil mi? Yani parti kendi içini denetleme mekanizmasında da o oy seçimlerde olsun. Ama şu anda Türkiye'de maalesef ön seçimler yani, falan bitti. Yani evet bitti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de artık ön seçimi yapmıyor. AKP zaten ön seçim hiç yapmadı. O hiç yapmıyor. Genelde... Mesela Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bizim adayımız Çarşıoğlu. Vallahi o da tartışılır şimdi. Efeler de şudur. Mesela bir şeye bırakmayabiliyor en büyük ülkeyi. Efeleri. Özlem Hanım'a bırakmayabiliyor genel merkez. Ama bak orada olması gereken orada şu. Hani kendi aralarında bir partiler şey partiler tüzüklere göre yönetilirler. Tüzüklere göre. Tüzüklere göre. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre de adayların kim olacaklarını karar verecek olan mekanizma parti genel meclisi. Parti meclisi evet. Parti meclisinden öyle bir karar. Atay ne diyor? Özlem Hanım diyor evet, yani. Öyle bir karar çıkmadan bir açıklama yapılması sadece temenni olur. Temenni olur evet. Dolayısıyla önce o kararın çıkması lazım. Mesela bizim de İYİ Parti'nin tüzüğüne göre ilçe teşkilatları adaylık çalışmasını yapar. İlle koordineli bir şekilde adaylarını belirler. O adaylar genel merkeze gidip onaylanır. Evet. İl büyükşehir belediyeleri de il teşkilatı gerekli çalışmasını yapar. İl teşkilatının yaptığı çalışma genel merkezde değerlendirilerek aday onaylanır. Yani dolayısıyla belirlenir. Bu partilerin iç işleyişleri yani biraz şu anda farklı ama genelde aynı bir yapı. Farklı olabilir tüzükler evet. Ama yine de bir anayasaya göre hazırlandığı için çok da bir işte seçim kanunu ve siyasetler kanunu düzenlenmediği için yani evet. Orada maalesef yani efendim tabii bütün partiler muhalefetteyken bunları düzeltelim, bunları yapalım, seçim kanunu değiştireceğiz ama diyor geldikten ama geldikten sonra bir daha geldikten sonra maalesef onu mu söyleyecektiniz? Maalesef unutuyorlar. Onu diyorlar, unutuluyor. Yani gücü ama eline alan, olması gereken bir şey. Gücü eline alan ama artık tamam biz gücü aldık. Yani ne? Recep abicim birazcık da şey konuşsak, Türkiye'nin genel ekonomik sıkıntılarının konusunda ve bu şeyler konusunda efendim genel ekonomik sıkıntıları var ülkemizin. Bir de bu sığınmacılar meselesi var. Şey yapısını bozuyor yani ülkemizin o demografik yapısı çok bozuldu. İşte Suriyelilere çok büyük ayrıcalıklar yapıldığı söyleniyor. Bir Araplaştırma politikası izlendiği söyleniyor. Türk vatandaşları yani bizleri dışlandığımız falan hep böyle bunlar. Altı da çok dolu ha abi. Yani bunlar şey değil, algı değil. Çok dolu. O kadar çok kanıtları, işte haberleri var ki bu işin. Efendim nasıl görüyorsunuz? Meral Hanım, Sayın Genel Başkan bu konularda sizlere neler söylüyor? Nasıl bir Aydın ili? Siz çünkü çok önemli bir yerdesiniz. Aydın çok önemli bir yer. Yani öyle sıradan bir bölgede değiliz biz. Çok önemli bir yerdeyiz. Batıya en yakın yerdeyiz. Efendim bu konuda daha sonra da emekli maaşlarını ayrıca konuşalım. Tamam. O da çok önemli bir sorun. Şimdi o zaman içeriden başlayalım. Ekonomiden başlayalım. Şimdi maalesef yani AKP zihniyeti şaha geldiği günden bu yana üreticiden yana değil tüketiciden yana politikaları uyguladı. Yani AKP'nin bütün politikalarına baktığımızda üretimin desteklenmesi yerine tüketicinin
o ürüne daha rahat ulaşabileceği yolların bulunmasını çalışıldı. Bunun neticesi olarak bugün Türkiye üretmeden tüketen bir toplum oldu. Evet. Şu anda biz yeterince üretemiyoruz. Birçok şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Dışarıdan ithal ederken o ülkenin çiftçisine, o ülkenin üreticisine biz zengin ediyoruz ama kendi üreticimiz, kendi çiftçimiz maalesef bundan yeterli payı alamıyor. AKP kendisi kanun maddesi düzenlemesi yaptı. Dedi ki Türkiye'deki gayri safi milli hasılanın %1'i destek olarak dağıtılacak. Üretimi destek. Üretenlere destek olarak. Ama o %1 destek hiçbir dönem gerçekleşmedi. Her dönemde 0.5 yani yarım, yarımın altında 1-2 sene 0.6 falan oldu ama hiçbir dönem %1'i bulmadı. Bulmadığı yerde Türkiye'de üretim bitti ama bu yanlıştı. Bizim üretici birliklerinde duvarlarda güzel bir yazı vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü. Üretmeden, çalışmadan, yorulmadan rahat yaşamın yollarını arayan milletler önce haysiyetlerini ve şereflerini daha sonra da istiklallerini ve istikballerini kaybederler diyor. Biz bugün o noktaya gidiyoruz. Üretmeden tüketen bir toplum olduk. Bunu AKP baştan yaparken malum bunları hepimiz yaşadık. Pazar yerlerinde insanlara kredi kartı dağıtıldı. Bankalar oraya bir masa kurdu pazar yerine. Vatandaşa kredi kartı dağıttılar. Neden? Vatandaş kendi parası olmayan parayı harcama alışsın diye. Kredi kartı nedir? Kredi nedir? Kredi geleceğin bugünden satın alınması. Geleceğin bugünden kullanılması. Dolayısıyla insanların geleceklerini ipotek altına aldırdılar. Bugün vatandaşımız o kredi kartlarınsız iş yapamaz duruma geldi. Kredi kartı kullanılmalı mı? Kullanılmalı ama bizim Türkiye'de olduğu gibi değil. Yani ekonomik olarak Türkiye üretimden kopup çünkü üreten kesim Türkiye'nin nüfusunun toplamında %15'i iken tüketen kesim %85. AKP'de politikalarını tüketen kesimi olarak endeksledi ama bugün geldiğimiz noktada tüketen kesim çok zor durumda. Çünkü dün akşam herhalde veya evvel dün akşam televizyonda Ziraat Odaları Başkanı bir açıklama yapıyor. Tarlasında 3 lira olan limon pazardaki vitrine çıkınca 17 lira. 17 lira olsa iyi. Yani daha da fazla. Bu yani bu yanlış. Neden? Çünkü burada girdi maliyeti arttı, şu arttı, bu arttı, hepsi arttı. Ama bizim üretici hala para kazanmıyor, hala kazanamadı. Yani partinizin efendim bu konularla ilgili çalışmaları var mı? Birçok çalışmamız var. Yani bunları bir ekibi bu konuda ekonomik çok önemli çünkü. Zaten şu anda bunun kamuoyu ya da bir yani şey. Türkiye kamuoyu herkes bunun farkında ki ekonomi alanında en iyi ekip bizde. Yani bunun bu konuda mütevazi olamayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Deva Partisi'nden de evet. İyi bir ekonomik kadromuz var. Yani ekonomik olarak yarınlar ne yapacağımız, edeceğimiz hepsinin baştan projelendirdik gidiyoruz. Yani bizim kalkınma politikaları vardı. Kalkınma politikalarını bunların hepsinin çalışmaları yapıldı. Ankara'da genel merkezde 16 tane ayrı bir birim kuruldu. İşte sağlıkla ilgili birim, tarımla ilgili birim, yani her konuda ne yapmamız lazım, nasıl çalışmamız lazım. Yani çok bunların, ciddi çalışmalarınız. Bunlar yapılıyor, yapılmadı. Devam ediyor, yapılacak da, yapılması da lazım. Yani şu anda bizim gördüğümüz Türkiye'de maalesef ekonomi yönetilemiyor artık. Yani NAS'la başladık faiz düşürümüne. Bugün %30. Hata olduğunu fark ettiler. Tekrar faizler kademe kademe yükseltilmeye başlandı. Ama hala beklenilen seviyede değil. Hala göç geliyor yani. Hem döviz
hem altın hem de ekonomi çok kötü durumda. Çok kötü borsa ve kripto para var bile çöktü yani. Her şey çöktü yani, ekonomi çöktü. Biraz tabii dünyada da var efendim de, yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar da değil yani. Bizdeki ya orada çökme tabii, dünyada var ama dedikleri gibi işte Almanya şöyle, Amerika böyle. Dünyadaki yok yani. Olan ekonomik sıkıntının bugün Avrupa ülkelerinde veya diğer ülkelerdeki yıllık enflasyon rakamı bizim aylık enflasyonumuz. Evet evet yani. Onların işte, yıllık enflasyonları bizim aylık enflasyonumuz. İşte Almanya bizi kıskanıyor, Amerika şey, kıskanırlar falan. Kıskanırlar yani, kıskanıyorlar da. Fransa. Ama onun da farkındayız. Yani burada ekonominin bir an önce düzeltilmesi lazım. Vatandaş geçinemez durumda. Çok kiralar aldı başını ben gitti. Ben de onu soracaktım. Başkanım, kiralar, konut kiraları yani. Konut kiraları, iş yeri kiraları aldı başını gitti. Sığınmacılar. Yani. Demografik yapı, Araplaştırma. Tabii yani ekonomi çok kötü olur, durumda. Şeriata doğru bir gidiş. Bahsederken tabii ki burada bir başka mağdur kesimde. Birçok yer mağdur. Yani bugün mağdur olmayan kesim az ama emeklilerimiz de Türkiye'deki en mağdur kesimlerden birisi. Çünkü devlet çalışanına bir düzeltme yaparken maalesef emeklilere aynı düzeltme hakkını sağlamadı. Evet. Daha önceden yapılan bir ücret iyileştirmesindeki sistemde dediler ki kök maaş üzerinden artış yapıyoruz. Dolayısıyla kök maaş denildiği yerde de insanlar emekli maaşlarında bekledikleri karşılığı bulamadılar. Şu anda da emeklimiz çok zor durumda. Yani aynen öyle başkanım. Şöyle bir düşündüğün zaman geçmişte emeklinin aldığı maaşla piyasadan alabildiği ürünler, hangi ürüne bakarsanız bakın bugün maalesef. Yani sana kendimden örnek yani, vereyim. 10 bin lira maaş alıyorum başkanım. Ben 10 bin lirayla şu evi tutarken diyordum ki kiramı veririm, bütün faturalarımı öderim, gıdam, giyim gücü yetiyordu. Şimdi ev kirasıyla kafa kapıyor. Yani Aydın bile öyle oldu. Her taraf. Türkiye'nin biz her tarafı öyle. Düşünüyoruz kara kara acaba ne olacak diye. Hem ev hem iş yeri zor yani, çok zor. Orada da işte Aydın kamuoyunu ve Aydın'la hemşerilerimizi şunu hatırlatmak fayda var. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı 2002 seçimleri öncesinde vatandaşın çay simit hesabını yapıyordu. Şu anda çay simit hesabını yaptığı zaman emekli maaşı çay simit hesabının ancak geliyor. Yani evet. Dolayısıyla emeklinin durumu çok kötü. Bir an önce iyileştirilmesi lazım. Oradaki mektup yazmış bütün milletvekillerine. En son haber bu. Milletvekillerinin yazılan mektupların çok fazla bir fonksiyonu yok. Çünkü milletvekillerimiz fonksiyonu kalmadı. Fonksiyonlar işte maalesef sıkıntı o. Çıkıyor bu, ben sistemin, yaptım diyor. Bu sistemin düzeltilmesi lazım. Bu sistem düzelmedikten sonra ne ekonomi tam düzelebilir, ne diğer konular, sığınmacılardan dış politikaya, iç politikaya hiçbir şeyi tam olarak düzeltmek mümkün değil. Çünkü sistem değil. Tıkandı. Sistem bugün, aslında güzel bir sistem başkanım ama kötüye ama, kullanıldı yani. Ama maalesef yani bugün çöküldü sistemin o getirdiği sıkıntıları yapıyoruz biz. Yani bu sistem bu noktaya getirildi. Fena bir sistem değil. Bana göre. Çok özür dilerim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı biraz bu konuyu hani yok, şey yapmadı mı? Yok. Yani Cumhurbaşkanı'na bir ilgisi yok. Eskiden Cumhurbaşkanı seçilemezdi. Kriz olurdu, bunalımlar olurdu. Ayrı mesele. Darbeler olurdu. Hani iyi kötü şu anda çıkıyor. Ben diyor şu iyi kötü de olsa şunu yaptım diyor. Hani darbe olmuyor en azından, bir şey olmuyor. Hani ama biraz da kendine yontuyor hep. Öyle değil mi? Yani, değil. Öyle değil. Sistem bunu getiriyor. Ben öyle bu ülkede, olsun diye söylemiyorum ya da ben katıldığım için söylemiyorum. Bu ülkede bu sistem Türkiye milletinin ruhuna uygun değil. Hmm. Ucube sistem deyin. Başbakanlık daha mı iyi? Yani eski. Parlamenter sistem çok daha iyi. Çok da.
Bize uymadı var mıydı? Diyorsun. Vardı. Bize uymadı diyorsunuz yani. Olabilir. Uymadı. Ve bizim bu 2023 seçimlerindeki ana hedefimiz oydu. Yani evet. Tabii ki Cumhurbaşkanı seçmek, tabii ki şu bu falan ama esas ana hedefimiz Türkiye'de sistemi değiştirmekti. Evet. Sistem değişmesi lazımdı. Çünkü bu sistem Türk milletinin bünyesine uygun bir sistem değil. Bu sistemde hiçbir şeyi biz randımanı yapamadık. Yani Türkiye'de şöyle bir eliniz vicdanını koyun düşünün. AKP iktidara gelirken ne diyordu? 3Y'yi kaldıracağım. Yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk. Hangisi tavan, kalktı? Tavan yaptı, tam tavan tersi yaptı. Oldu. Tam tersi oldu başkanım. Devletin olmazsa olmaz dört ana unsuru vardır. Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik. Evet. Bugün doğru. Eğitimde ne durumdayız? Aydın olarak bakın. Aydın dün bundan 20 sene önce, 25 sene önce Türkiye'nin en başarılı ilk 3 ilinden birisiydi. Yıllarca birçok insan Aydın'daki eğitimin kalitesinden dolayı çocuklarını getirip burada Aydın'da okumak için Aydın'a tayinler geliyordu. Şehir dışından geliyorlardı. Şehir dışından geliyorlardı. Emekli olanlar gelip burada çocuklarını, torunlarını burada okutmaya çalışıyorlardı. Neden? Eğitim kalitesi. Şu anda 30 küsurunca sıradayız biz. Aydın'da eğitim olarak Türkiye asayişte birincisiyiz bu arada. Asayişte Türkiye birincisiyiz. Ya her konuda yani bugün adalet en çok ya eğitim var. Dediğimiz yer Türkiye'de iki tane birim var. İki tane bakanlık var. Adında milli var. Öyle mi? Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nda her gelen bakan yeni bir sistem getirdi. Nerede kaldı bunun milliliği? Ama ona talimat veriyorlar. Başkanım ya kendi kafasında böyle. Zaten kendileri söylüyorlar yani. İşte yukarıdan geliyor. Yani. Sistemin bozukluğundan dolayı. O sistem. Çünkü hemen değiştiğinde geliyor talimat. O sistem tek adamı dayatıyor. Evet. Tek adam sistemi. Türkiye'deki siyaseti de tahterevalli siyasetini çeviriyor. Evet. İki partili bir sisteme doğru götürmeye çalışıyor. Biz İyi Parti olarak bu seçimlerde üçüncü yolu zorluyoruz. Şu anda Türkiye'de bir Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı. O devam etsin düşünceli insanlar var. Biz de diyoruz ki ya iki kamplı tahterevalli siyasetinden vazgeçelim. İnsanlara bir alternatif sunalım. Üçüncü yol olsun. Üçüncü yolda bizim dediğimiz evet. Şey. Her parti kendisi görsün. Keşke Milliyetçi Hareket Partisi de, Demokrat Partisi de, Deva Partisi de, Gelecek Partisi de kendi adaylarıyla girsinler. Yani bu gayet doğal bir şey. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adaylarıyla girsin. AKP de kendi adaylarıyla girsin. Herkes evet. Bir durumlarını görsün. Yani burada Türkiye'de vatandaşın önüne tercih koyabilirim. Türkiye'de vatandaşın önünde kötünün iyisini seçmek zorunda bırakıyoruz insanları. Öyle oluyor evet. Kötünün iyisini seçmesin. Vatandaş kendisi kimi istiyorsa onu seçsin. Şu anda öyle oldu. Onu seçmesinin yolu da işte bizim açtığımız o üçüncü yol. Yani bu göçmen meselesi, sığınmacı meselesine sığınmacı gelince Suriyeliler özellikle. Bu, tabii yani bu sistem belli bir sürecin bugün neticelenmesi. Yani ben milletvekili olduğumuz dönemde yani 2007-2011 döneminde ben milletvekili yaptım. O dönemde Türkiye'nin Suriye sınırlarındaki mayınların temizlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Evet. O dönem malum Sayın Esad'la Sayın Cumhurbaşkanımız, evet. O zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çok samimilerdi. Evet, evet. Birbirlerine gidip geliyorlardı. Kardeşim aileler. Esad. Tabii yani. Kardeşim Esad diyor. O noktada o sınırların. Sonra katil Esad oldu. Şimdi o sınırların yine kardeşim oldu ya. Mayınları temizlendi. Orada bugünün zemini hazırlandı. Yani o Suriye'deki iç kargaşalar sırasında belli bir kesim Suriye'nin kuzeyine göçe zorlandı. Önce yani iç kargaşa sırasında Suriye'nin kuzeyine, Türkiye'nin altındaki sınır hattına insanları zorladılar oraya. Evet.
Oraya o zorlanan insanlar mayın falan da olmayınca, bir de arkasından AKP hükümeti ekonomik olarak Avrupa'dan gelecek olan ekonomik destekleri de tamah ettiği için bir hendek halinde Türkiye'yi kullandı. Oradan gelecek olan sığınmacıları Türkiye'ye doldurdular ama bugün dediğiniz gibi çok Türkiye'nin kötü demografi yapısı bayağı bir bozuldu. Bozuldu. Daha da bozulacak. O noktaya gittik. Daha da bozuluyor Sayın Başkanım. Bunların bir an önce bir çözüm bulunması lazım. Kötüye gidiyor maalesef. Kötüye gidiyor. Her konuda kötüye gidiyor. İşte o kötüye gidişin içinde biz acaba İYİ Parti olarak yerel seçimlerde yansıyanlar, o sığınmacılar geliyor ya hep, işte kurtarıyorlar ya Denizden Başkanım. Bize günde 20 tane basın bülteni geliyorsa biz onların bir tanesini yayınlıyoruz. Yani aslında yani o kadar çok ki, hala çok yani. Ama onun antiparantez yani. Yok, onun farkındayız. Yansımıyor, çok geliyor yani. Onun farkındayız biz de ama bu hükümetin uyguladığı Avrupa Birliği fonlarından Türkiye'ye verilen o sığınmacı desteklerini alabilmek için ama işte yani yapılan bir uygulamanın getirdiği nokta. İçerisi karışacak, bunu hesaplayamıyorlar. Ama bu noktada da yapıyorlar başkanım bunu yani, gelsinler de. Yok yani paranın yüzü sıcak, dolar yeşili bunların hoşuna gidiyor. Dolayısıyla yapıyorlar da burada şunu da kamuoyunun hak vermesi lazım. Evet. Göçmen politikalarıyla ilgili, sığınma politikalarıyla ilgili en ciddi çalışma yapan parti değil parti. Bizim İddiam daha önce güzel Ümit Özdağ Bey başlattı çalışmayı. Ben de onu soracaktım, ağzımdan aldınız. Ümit Özdağ Bey başlattı. Zafer Partisi, şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Zafer Partisi. Yani baktığınız zaman kendinize, hani ben baktığım zaman bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak birbirine yakın iddia olarak sizi görüyorum. Yani sizin rakibim Milliyetçi Hareket ve Zafer Partisi. Yani bu üç partinin hani birleşmesi tabii bilemiyorum çok zor. Yok yani şu anda öyle bir gündemde şey yok. Yani sayı daha fazla yani bugün var da yani partisi de var. Yani var efendim, var da. Yani ben bunları daha böyle görüşlerin birbirine yakın olan partiler ama çok da çok. Benim demek istediğim şey şu. Yani Ümit Bey bu zamanda başlayan bir göç politikası ile ilgili çalışmalar daha sonra Mehmet Tolga Akalın genel başkanımız vasıtasıyla evet, taşlandırıldı, bitirildi ve kamuoyuna sunduk. Şu anda İYİ Parti eğer ki 14 Mayıs seçimlerinde beklediği hedeflere ulaşabilseydi, evet, biz o politikaların uygulanması noktasında Türkiye'nin önünü açacaktık ama olmadı. Şimdiki hedefimiz de yerel seçimlerde İYİ Parti'nin oyunun Türkiye genelinde %10'larda olmadığını ortaya evet, çıkaracak bir tabloyu, evet, bir tabloyu gerçekleştirmek. İYİ Parti'nin Türkiye genelinde aldığımız belediye, ilçe belediyesi en büyüğü, ilçe belediyesi, belde belediyesi sayısı 19 taneydi. Şu anda 3'ü gitti, 16 belediyemiz tane var. Onlar da hep Aydın'dan gitti. Aydın'dan gitti yani. Lanzilli, İncilova. İki tane. Ne? Yok, iki tane bizim Aydın'dan giden. İki tane gitti. Zaten iki tane vardı, ikisi de gittiler. Yani bunlar istifa bir irade beyanıdır. Yani ben ama daha var. Temenni ediyorum. İnşallah gittikleri yerdeki arkadaşlar kendilerine aday gösterirler. İşte o Kürşat Bey zor görünüyor. Bilmiyorum. Diğeri yani, de zor görünüyor. İnşallah gittikleri partiler kendilerine aday gösterirler. Bir vatandaşın terazisine bir de Cumhur İttifakı'nın aday olarak çıksınlar, bir görelim hep beraber. Yani bunda evet, bir şey yok bunda. Evet, yani, tabii. Ben efendim, bir yani, İYİ Parti İl Başkanı'na bir temennim artık bu. Artık iyi mi yaptılar, kötü mü yaptılar seçimlerde belli olacak. Belli olacak yani. Önümüzdeki yani İYİ Parti'nin katkısı ne oldu, gücü neydi? Ve sadece onlar değil, İYİ Parti'den giden başkanlar değil, Özdemir'in de alınacak. Herkes anlıyor. Bilmiyoruz yani. Herkes anlıyor. Burada biz gösterecek yani bir gösterge yani bir şeyi koyacak ortaya o yerel seçim ama birçok tercihi de ortaya koyacak siyasi partilere yol gösterme açısından, bundan sonraki genel seçimlerdeki artı, stratejilerini belirleme açısından artı İYİ Parti açısından baktığımız zaman da
İyi Parti'nin en büyük hamlesi. İyi olan kazansın diyelim. Yok. İyi Parti'nin en büyük şu andaki handikapı genel iktidarda olmaması, yerel iktidarda olmaması, genelde ve yerelde iktidarın olmadığı için maalesef bayağı bir sıkıntı yaşıyorsun. Dolayısıyla biz bu seçimlerde İyi Parti'nin kendi adaylarıyla seçimlerde başarılı olacaklarına inanıyoruz ve başarılı Allah gönlünüze göre versin. İnşallah oldukları takdirde de olursunuz. İyi Parti'nin Türkiye'de önümüzdeki süreçle ilgili merkez sağa doğru bir daha yakın gibi görüyorlar sizi. Biz yani orada daha çok milliyetçi köken merhamlı olsun siz ama yani vatandaş orada şey, şöyle yani daha merkeze İyi Parti milliyetçi merkez sağdaki eksikleri mukaddesatçı muhafazakar kalkınmacı bir parti. Bizim içimizde Demokrat Parti kökenli arkadaşlarımız var. Bizim içinde CHP kökenli arkadaşlarımız var. Gerçi CHP'lerin bir kısmı o 3-6 Mart döneminde bir kısmı istifa ettiler ama var yani hala daha var arkadaşlar. Çok değerli insanlar var. Bir başka şey de var yani İyi Parti açısına baktığımızda İyi Parti vatandaşın gönlündeki ikinci parti. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partili bir arkadaş ekonomik sıkıntılardan veya ülkenin gidişatından veya sığınmacı politikalarından, göçmenlerden dolayı kendi partisini kızdığı zaman gidebileceği bir alternatif parti yok. Evet. Veya Cumhuriyet Halk Partisi. O için yerel iktidar olduğu için. Yerel iktidara kızan gidiyorlar. Başkanım nereden nereye gidenler oldu? Ya oluyor. Siyasette tutarlılık yok. Yok. Siyasette tutarlılık CHP'den yok. CHP'den yani, AK Parti'ye geçiş normal mi? Değil. Ama oluyor. Oluyor yani. Allah aşkına rast getirsin yani. Bizim o benim demek istediğim şey şu. Pardon. Buyurun. Biz genelde hem sağ tandanslı muhafazakar milliyetçi seçmende hem de sosyal demokrat seçmenlerde alternatif partiyiz. Bütün mücadelemiz de o alternatif parti olarak nasıl insanların gönlündeki ikinci partili birinci partiyi çıkarabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Yani bu seçimlerde de yerel seçimlerdeki bütün mücadelemiz onun üzerine olacak. Vatandaşın zaten bugün kimi sorarsanız sorun kendi partisiyle sıkıntı olduğu zaman gidebileceği alternatif parti bizim orası. Evet, gözüküyor. Evet. Yani o bağlamda biz onu vatandaşın kendi gönlündeki parti haline getirebilir miyiz? Onun mücadelesini veriyoruz ve ben başaracağımızı inanıyorum. Yani ben bu seçimlerde Aydın'da ciddi sayıda ilçe belediyesini kazanacağımızı ciddi sayıda ben de gönülden meclis üyesi çıkaracağımızı inanıyorum. Olması da gerekiyor. İsterim öyle bir şeyi başkanım. Olması da gerekiyor. Hiç olmazsa şu Aydın kamuoyuna, Aydın'la hemşerilerimize İyi Parti belediyeciliğini bir gösterelim. Diyorsunuz. Bir gösterelim İyi Parti belediyeciliği nasıl böyle bir. Ne derler ona? Başkanım saatiniz kaç? Benim saatim 4-5 geçiyor. Devam edelim mi daha yoksa anlat ya siz benim için fark etmez. Siz bileceksiniz. Sizi söyleyeceğin şey varsa. Yok ben yani netice itibariyle. İsterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Sizin de bayağı bir sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Beni tabii ki burada efendim. Nasıl isterseniz ben saatlerce otururum konuşurum. Sağ olun, sağ olasın. İşlerimiz var. İsterseniz yavaş yavaş toparlayın efendim. Burada tabii öncelikle ben İyi Parti adına teşekkür ediyorum. Yani bize bu imkanı verdiğiniz için estağfurullah. Mümkün olduğunca malum bugün Türkiye'de bir yandaş kanallar var, bir de candaş kanallar var. Candaş. Candaşla yandaşın arasında bizi çok fazla yer bulamıyoruz. Yok. Sağ olsun. O noktada ben yerel basın her zaman başımızın tacı. O genelde şeyde oluyor başkanım onlar dedikleriniz. Ulusal'da. Yerel basın, yerel basında pek olma oluyor. Çok arkadaşımızla belli bir şekilde iyi iletişim kuruyoruz. Ha bu arada kişisel şey yerel basından bahsetmişken dün
Evet, bir saldırı olmuş bir arkadaşımız. Yörükçü arkadaşımıza bir kınıyoruz. Saldırı olmuş, onu kınıyoruz. Yani ben de kınıyorum buradan. Hiç kimse hukuksuzluk üzerinden kendine pay çıkarmamalı. Evet başkanım. Güzel. Bu devlet bir hukuk devleti. Hukuk devleti olduğu için de hukuk gereğini yapmalı. Evet, zaten bu temenniyle şunun adına geçtirdiği bir şey değil. Evet. İnsanlar bu ülkede caydırıcılık olmadığı için bunlara tenezzül ediyor. Evet. Dolayısıyla bunların düzenlenmesi lazım. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Aydın hemşerilerimize de peki. Bu seçim döneminde İYİ Parti'ye teveccüh göstermelerini, İYİ Parti bir denemelerini, bugün İYİ Parti belediyeciliğinin Aydın'da gerçekten faydalı hizmetler yapacağına inandığımızı söylemek istiyorum. Sizlere de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Sayın takipçilerimiz bugün sağ olsun Sayın Recep Taner Aydın İYİ Parti İl Başkanı ile birlikte olduk. Kendisine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Yayınımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İYİ Parti'ye de Allah ne istiyorlarsa gönüllerine göre versin diyorum. Dileklerimi iletiyorum. Sayın Genel Başkanlarına da, Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Seçime girecek olanlara da, kişilere de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Yayını ben kapatıyorum. Evet.